şehrimiz için, ülkemiz için hizmet vermiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yani bugün burada sizlerle beraber olmanın tatlı gururunu yaşıyorum. Evet, değerli dava arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. 7 Aralık 2014'te devralmış olduğumuz, yönetimimizle beraber devralmış olduğumuz hizmet yarışında 3 yılda çok yoğun bir şekilde sizlerle beraber, sizlerin desteğiyle beraber çalıştık. Bu süre zarfında 2 tane yerel seçim, 1 tane anayasa değişikliği, 15 Temmuz gibi hain bir girişimi sizlerle beraber bertaraf ettik. Görevi devraldığımız andan itibaren yaklaşık 10.300 olan üye sayımızı bugün 15.150 ile teslim ediyorum. İzlendiği yıllarda mecliste Tavşanlı'yı ve Kütahya'yı temsil etmiş çok değerli büyüğümüz Hüsnü Ordu Bey. Milletvekilimiz adamımızla hoş geldiniz. Tüm Kütahya'nın medarı iftarı olmaya gayret eden değerli il başkanımız Ali Çetinkaya Bey de aramızdalar. Lokomotifi olan Kamil Saraçoğlu Bey aramızdalar. Hoş geldiniz başkanım. Yaptığı her faaliyette Tavşanlı'nın beğenisini kazanan değerli başkanımız Mustafa Güler Bey aramızdalar. Hoş geldiniz. Hocam diye Mehmet Saraoğlu Beyefendi Erkan Demiray. Tepecik Belediye Başkanımız Adnan Korkmaz. Kuşdilek Belediye Başkanımız Agah Aşkın Bey de aramızdalar. Hoş geldiniz Mustafa. Elhamdülillah 19 mahallemiz var. 16 tanesinde altyapı tamamıyla bitti. Geçmişte konuşulan atıl soğutma tesisi gibi. Ama önümüzdeki dönem çok zor bir döneme doğru giriyoruz. Bunu hep birlikte biliyoruz. Gerçi kaç seçim yaşadıysa hep o seçimler bizim için bu en önemli seçim diye girmiştik. Tek cümleyle ifade edilebilir bir zenginlik var burada. Maddi zenginlik var. Manevi zenginlik var. Paylaşım var. AK Parti artık bu ülkenin istiklali, istikbali olmakla birlikte bütün gönül coğrafyanımızın da aynı zamanda ümidi olmaktadır. Kendi ismini taşıyan İstanbul Fatih'teki Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Ortaokulu'nu gidip açıp ilk Kur'an-ı Kerim dersi veren bir büyük dünya liderinin arkasındayız. Bütün dünya karşısında olsa da biz onunla beraberiz. Deme günüdür kutlu olsun, mübarek olsun diye yanına başkaca terör örgütü mensuplarını alarak birlikte Ankara'dan İstanbul'a seyahat etmekten imtina etmeyen kasetle, hileyle ana muhalefet partisinin başına gelmiş fakat halkın gönlüne girmeyi bir türlü becerememiş yalancılara karşı Tavşanlı'dan kocaman bir tokattır. Kendi PR çalışmamızı yaparım niyetiyle Çanakkale'de Adalet Kurultayı yapmaya kalkıp orada utanmadan, arlanmadan hepiniz için mukaddes olduğunu düşündüğümüz Çanakkale şehitliğinde saz çalıp, saz eşliğinde dingirdeyip kafa çeken zibidilere Kütahya'nın Tavşanlısından kocaman bir tokat. Az önce Musa abi herhalde bahsetti, Tavşanlı siyaset yapmak hakikaten çok zordur. Ama dünyadaki mağdurların ve mazlumların umudu olan AK Parti'nin aynı zamanda Türkiye'deki kutsal yürüyüşüne katkı sağlamak adına ekibiyle birlikte görev alacak. Bizlere düşen görev bu. Ben kendi adıma konuşuyorum, belediye adına konuşuyorum, belde belediye başkanları adına konuşuyorum. Nasıl ki geçmişte teşkilat başkanlarımızın yanında yer aldık. O güne kadar Tunçbek'te hiçbir ağırlığımız, hiçbir parti olarak etkinliğimiz yok. Parti seçime gelecek. O gün Hilmi Başkanım, İl Başkanımız, İlçe Başkanımız Mehmet Demir beraber toplandı. Bu başkanımızı dünyada, Türkiye'de olduğu kadar dünyada da başını yere eğdirmemek için bir oy bir oydur deyip çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradan yeni yönetime de hayırlı uğurlu. Başkanlarımın güzel metiyelerinden dolayı
ben sizler adına, partim adına, davam adına kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Vefa borcu var, buyurun Yusuf Bey. Seçmenin olayını zaten Mustafa Başkan anlattı, güzel bir tarifi oldu. Bizim tavşanlığımız gerçekten gerek siyasette, gerek sivil toplum kuruluşlarında, gerek başka seçimlerde kendi koltukta seçimini yapar ama kontrolü elden bırakmaz. Kontrolünü de yapar. Ali Koyuncu, Kadir Teke, Nihat Dere, Hüseyin Doğan, Kadir Kırca. Yani bu iki dakikada neler yapılabileceği başkanımız ve milletvekillerimiz bunu söyledi.